Hepinize merhaba, ben Git. Bugün sizlerle beraber C# Clean Code için oldukça önemli olan null kontrolün 5 farklı yaklaşımını göstereceğim. Kullanılması oldukça basit ama bir taraftan oldukça çok ciddi bir derecede kod karmaşasını önlüyor ve bazı yaklaşımlarsa hataları önlüyor. Bugün bu yaklaşımları size göstereceğim ve bunları söylerken de C# versiyonlarını söyleyeceğim. Çünkü bulunduğunuz proje C# versiyonu farklıysa bunları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linkten de bu videonun yazısına ulaşabilirsiniz. Diyeyim ve fazla uzatmadan videoya geçeyim. İlk operatörümüz null closing operatör. Bunu iki soru işaretiyle kullanıyoruz. C# 8 ile birlikte geldi. Kullanımda şu şekilde. Bir tane değişken oluşturalım. String diyorum. Bu nullable olsun. Name diyorum. Buraya da null değişkeni koyalım. String nullable olmasın. Name 2 diyorum. Buraya da string.empty diyorum. Hemen benim için yazdı Ryder. Bunun formülü şu şekilde. Name 2 diyorum. Eşittir diyorum. Name diyorum. Şimdi eğer ki tab copyright bana söyledi. Şimdi name'den sonra iki tane soru işareti koyarsam bu şu anlama geliyor. Buradaki değer null olduğu zamanlar ise sonraki yani iki soru işaretinin sağındaki kısımdan atamasını yap. Bu şu şekilde. Mesela ben buraya default diye bir değer yazarsam bu şu anlama geliyor. Eğer ki name değişkeninde herhangi bir değer yoksa nullsa yani boşsa demiyorum arkadaşlar nullsa default değerini burada atamasını yapacak. Buradaki formül bu şekilde name'in null olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer nullsa diğer değeri atıyor. Burada şu şekilde de yapabiliriz. Kullanımları çok farklı kullanımları da var. Mesela eğer ki name 2 buradaki değer var ise buradaki değeri alsın. Buradaki değeri yoksa kendi değeri alsın gibi bir şekilde de yapabiliriz. Bu da şu şekilde. Sanırsam beni dinliyor bu arada. İki tane soru işareti koyuyorum ve bunu koyduktan sonra gördüğünüz gibi bunu otomatikman yapıyor ama beni dinliyor muhtemelen. Şu an ne dediysem onu direkt aynı şekilde uyguladı. Şimdi bunu eğer ki biz şey yapmasaydık, direkt bu operatörü kullanmasaydık bunu şu şekilde yapacaktık. If diyecektik. Name is not null ise name 2 name diyecektik. Else durumunda ise name 2 eşittir default. Veya buraya hiçbir şey yazmazdık. Yani şu koşul içerisinde direkt else girmez. Sadece bu olurdu. Gördüğünüz üzere sadece tek bu iki tane soru işareti kullanmak şu kadar kod satırına mal oldu. Oldukça ciddi bir kod karmaşasını önlüyor. Burada herhangi bir şekilde hatayı ayıklamıyor. Önlüyor diyelim. De ikinciye geçelim. İkinci operatör ise null condition operatör. Bunu kullanımda şu şekilde. Eğer ki bir nesnenin veya bir değişkenin propertisine erişmek istediğiniz zaman nesnenin kendisi eğer nullsa normalde erişirken hata alırsınız. Burada hatayı önlemek için direkt return olarak null döndürüyor. Kullanımda soru işareti ve nokta şekilde. C#'da 6.0'dan sonra hayatımıza gelmiş. Hemen bunun kullanımına bakalım. Ben tekrardan string.name diyorum. Ben burayı Yiğit Özbek diyeyim. Şimdi ben bunun şöyle diyeyim int length diyorum. Ben normalde bunun length'ini almak istediğim zaman herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Direkt hemen kontrol edelim şuradan. Gördüğünüz üzere 11 değerini döndürdü. Eğer ki bunun içerisinde herhangi bir değer olmasaydı ne olacaktı? Hemen şöyle yapıyorum string name diyorum. Buraya null döndürüyorum. Şimdi ben buraya aslında üzerine geldiğim zaman buradaki hatayı bana söylüyor olması gerekiyor. Eğer ki buradaki değer null ise normalde burada null reference exception hatası döndürmesi gerekiyor. Çünkü bunun içerisinde herhangi bir değer olmadığı için bunun length'ini alamayacaktır. Bundan dolayı exception atacaktır bize. Hemen kontrolünü deneyelim. Gördüğünüz gibi null reference exception hatası aldı. Niye? Çünkü bunun içerisindeki değer boş. Eğer ki biz burada soru işaretini koysaydık bu değerin boş gelebileceğini hesap eder ve ona göre burada null reference exception hatasını fırlatmaz. Yani burada aslında kod israfından ziyade aslında onu da yapıyor bu arada. Direkt buradaki hatayı önlüyor. Hemen şimdi bunun ben şuraya bir debug koyayım. Bunun değeri sizce ne gelir? Ona bakalım. Bunun değeri arkadaşlar null gelir. Çünkü bunun içerisinde değer olmadığı için length'ini de otomatikten null yapar. Burada aslında hem kod karmaşasını önüne geçmiş oluyoruz hem de bir taraftansa hatanın önüne geçmiş oluyoruz. Bunu bu operatörü kullanmadan şu şekilde yapabilirdik. Ben şunu bir yorum satırına alıyorum. Int diyorum. Şöyle length diyorum. Buraya böyle diyelim. Eğer ki name is not null ise length eşittir name.length. Aslında sadece şu soru işareti ve nokta bunun önüne geçmiş oldu.
hem hataları önlüyor hem de karmaşıklığı bir taraftan önlemiş oluyor. Gördüğünüz gibi oldukça kolay kullanımları hepsinin ve şimdi diğerine geçiyoruz. Şimdiki operatörün ismi ise Null Coalescing Assignment. Bunun kullanımında iki soru şartı eşittir. Bunun amacı da şu: eğer ki atanacak değerin içerisinde herhangi bir değer yoksa bu operatör kullanılır. Hemen daha net bir şekilde anlatmak için koda dönüyorum. Ben bir tane değişken oluşturuyorum. String diyorum. Name diyorum. Buraya ben null ifadesi koyuyorum. Ve buraya ben tekrardan default name diyorum. Ve buraya da Yiğit Özbek diyorum. Şimdi bunun kullanımında şöyle yapıyoruz. Name diyorum. İki soru işareti bir eşittir diyorum. Default name diyorum. Şimdi buradaki formu şu şekilde. Eğer ki bunun değeri null ise buradaki default name'i atıyor. Hemen debug'la da burada kontrol etmiş olalım. Daha Opal sağ olsun bana hangi şey yapacağını, hangi değeri getireceğini bile söylüyor. Gördüğünüz gibi name değerinin ismi Yiğit Özbek. Ben buraya Ali yazsaydım herhangi bir Yiğit Özbek değerini atmayacaktı. Ali değerini atacaktı. Direkt Ali değerini attı. Çok işe yarayan bir operatör. Bu da C# 8 ile hayatımıza girdi. Bu da karmaşıklığı önlüyor. Normalde diğer türlü şöyle diyecektik. Aslında gördüğünüz üzere şunun önüne geçmiş oldu. Sadece şuncacık şey oldukça işe yarıyor. Şimdi diğerine geçelim. Şimdiki anlatacağım operatörü anlatması bayağı zor ama deneyeceğim. Null Forgiven operatör C# 8 ile beraber hayatımıza girdi. Bunun kullanımında sadece ünlem işareti kullanacağız. Bunun aslında kullanım amacı şu: null olabilecek bir değeri null olmayan bir değere dönüştürüyor. Ama buradaki değeri dönüştürmüyor, tipini dönüştürüyor. Hemen gösteriyorum. Şu an ben buraya string soru işareti name diyorum. Buraya şu an bir null diyelim. Ben buraya string name 2 diyorum. Şimdi ben normalde buraya name atacağım zaman burada bu hatayı söylüyor. Diyor ki aslında name değeri null gelebilir. Veya hatta bu bir metottan da gelebilir. Buradaki değerde ise biz veri gelecek diye bakıyoruz. Şimdi ben eğer ki buna şu an bu nullable bir değer ya, ben bunu soru işaretini ünlem işaretini koyduğum anda otomatikman buradaki uyarı kalkacaktır. Çünkü buradaki değeri null olmayan bir değeri çevirecek. Günün sonunda buradaki değer nulldur. Şimdi bunu kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü ilerleyen kod satırda veya sonraki bir developer bu kod yazdığımız koda müdahale etmek istediği zaman buradaki değeri null olmayan bir değer olarak kabul edeceği için kod yazar. Mesela ben burada bu kodu yazdım. Deminki ilk başta operatörden örnek verelim. Ben buraya name'i yazdım. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki null olmayan değeri de çevirdim. Şu an buradaki aslında name 2'nin değeri null. Biz bu ünlem işaretini koyarsak bunun tipini null olmayan bir değeri değiştirir. Ama verinin değerini değiştirmez. Ben buraya console write line yazdığım zaman name 2'nin buradaki değeri null olarak. Normalde baktığınız zaman burada nullable bir değer yok. Required aslında ama buradaki değer null. Bunu şöyle bir kullanım yaptığım zaman normalde program bize bir hata vermeyecek ama şu an kullandığım writer IDE'si diyor ki null reference exception hatası alırsın diyor. Çünkü bunun içerisindeki değer null. Bunu kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Veri gerçekten geleceğine emin ise kullanmalıyız. Yoksa ona göre müdahale etmemiz gerekiyor. Yoksa diğer operatörleri burada, İlk başta anlattığım gibi operatörleri burada kullanabiliriz. Bunu kullanırken oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Son zamanlarda da çok fazla kullanılan bir operatördür. Ben oldukça sıklıkla kullanıyorum. Umarım izah edebilmişimdir. Size anlatması biraz güç bir operatördür. Burada null kontrol yapar bu operatörde. Diyelim ve son operatöre geçelim. Son operatörümüz ise Turner operatör. Bu C# 1'den beri var ve var olduğundan beri hayatımızda kullanımda soru işareti ve iki nokta. Burada biz koşul belirtiyoruz. Mesela şöyle bir koşul belirtelim. Bir tane sayı oluşturalım. Int count diyelim buraya ve bunun sayısı da 5 diyelim. Şimdi siz ekrana yazı yazdıracaksınız. Şöyle bir koşulunuz olsun. Sayı eğer ki 5'ten küçükse sayı 5'ten küçüktür. Eğer ki sayı 5'ten büyükse 5'ten büyüktür diye sayı yazacağız. Ama burada else if diye bir ifade yok. If ve else vardır arkadaşlar bu kullanımda. Tabii kendi içerisinde detaylı bir şekilde yapabilirsiniz ama bu şekilde ilerliyor. Hemen göstereceğim. String mesaj diyeceğim buraya. Bu arada beni dinlediğin artık emin oldum. Count 5'ten büyük ise diyorum. Buradaki kullanacağımız koşul bu. Soru işaretinin solundaki kısım koşul ifadesidir. Burada true ya da false dönmesi gerekir. Sayı 5'ten büyüktür diyorum. Kapatıyorum. Burada da sayı 5'ten küçüktür diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada eğer sayı 5'ten büyük ise sayı 5'ten büyüktür, değilse sayı 5'ten küçüktür. Şimdi burada şunu soracaksınız.
Şunu da 6 atalım ki okunması daha rahat olsun. Şimdi burada şunu sorgulayabilirsiniz. Eğer ki sayı 5 ise ne yapacağız? Yani elsif gibi bir kısım da eklemek istiyoruz. Bunun içerisinde buradaki kısımlarda da if else gibi aynı şekilde ternary operatörü kullanabilirsiniz. Burada da şöyle yapalım. Yani soru işareti yazıyorum daha anlaşılır olması için. Sayı count 5'e eşitse sayı 5 ki benim yerime yazdığım sayı 5'ten. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde de bir kullanım yapabilirsiniz. İlk başta true, yani burada koşuldan sonra true yapıyor. İki nokta üstten sonra false kısmı geliyor. Bu false'un içerisinde de veya true'un içerisinde de gene ternary operatörü sonsuza kadar kullanabilirsiniz. Bu da gerçekten kod karmaşasını ciddi bir derecede engelliyor. Yani önüne geçiyor. Normalde biz bunu diğer bir şekilde yapsak nasıl yapardık? Hemen yorum satırını alıyorum. String mesaj diyorum buraya. String.empty diyeyim. If diyorum şöyle. Count 5'ten büyükse diyorum. Burada mesajın değerini hemen şurada şey yapıyorum. Burada else kısmı yazıyorum. Mesaj diyorum. Burada da hatta ternary operatörü de kullanmış. Ama tekrardan buraya 5 yazsam. Mesaj diyorum. Sayı 5'e eşittir. Şuradaki else kısmına da sayı 5'ten küçüktür. Gördüğünüz gibi şu satır kod bu kadar satır kodun önüne geçmiş oldu. Çok daha rahat okunulabilir. Ama tabii bunun içerisinde tekrardan bir ternary operatör kullanmak biraz karışıklığa sebep olabilir. Ama bunu da kullanımda şöyle kullanabilirsiniz. Çok daha en azından bir tık daha rahatlatmış olur bu kullanımda. Hani daha rahat okunulabilir. Ben böyle kullanıyorum. Böyle kullanılmasını da öneriyorum. Çok daha rahat. Diğer türlü tek bir satırda oldukça zor oluyor diyeyim ve videoyu burada bitireyim. Bu arada bu benim ilk videomdu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar çekmeye ben devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.